Evet, selamlar arkadaşlar. Yeni bir yayında karşınızdayız. Umarım keyifleri iyidir. Nasılsınız öncelikle? Bitcoin analiz edeceğiz. Bitcoin 46.775'te. Güzel bir yayın olacak arkadaşlar. Güzel teknik ve temel tarafları konuşacağız. Biraz daha Bitcoin'in detaylarına ineceğiz. Benzerlik üzerinde çok fazla konuştuğumu biliyorsunuz. Tekrar benzerlik üzerinde konuşacağız. Ve haftalıkta teknik anlamda bu döngünün neden bitemeyeceği anlamında da bir veri paylaşacağım. Kendi çizimim olan bir veri paylaşacağım. Şimdi bu noktada birkaç tane haber var. Haberlerle başlayalım ve bu haberler 2020 Mart ayını yansıtıyor. Bu noktayı bilerek söylüyorum. Bakın arkadaşlar, 2020 Mart'ın üzerinde çok fazla duracağız. Bu noktada Mart ayı, 2020 Mart ayını unutmayalım. Şimdi birkaç tane haberle başlayacağız arkadaşlar. Haberin biri, Discord ve Kickstarter'ın bu ünlü firmaların Web3 tabanlı Web3 teknolojisine merak saldı ve bu konuda Web3'e araştırma yapmak istediklerini söylüyorlar. Yani hem Discord hem de Kickstarter tarafı Web3'e geçmek istiyor. Bu noktada böyle büyük şirketlerin, böyle büyük platformların Web3'ü benimsemesi ve Web3'e geçmek istemeleri oldukça olumlu. Dünya artık arkadaşlar, zaten Metaverse'deki hype'ı biliyorsunuz. Metaverse'deki genel anlamdaki ilgi odağını biliyorsunuz. Bu yavaş yavaş Web3'ü de kayacak. Bundan dolayı Web3 coinleri çok önemli. Yani bu noktada Web3 coinlerine bakmaya devam edebilirsiniz. Oldukça güzel bir haber. İkinci haberimiz arkadaşlar, yayının başında söylediğim gibi Mart 2020. Bakın, burada akademik şirketi Bitcoin'in uzun soluklu olmayacağını ve Bitcoin'in öleceğine son bulacağını söylüyor. Bu haberlerimiz Mart 2020 yıllarında çok fazla görmeyi, duymaya başlamıştık. Ondan sonra 64.000 Nisan çöküşü, 2021 Nisan çöküşünde de bu tür haberleri çok fazla görmüştük. Açıkçası bu haberleri görmek, akademik Bitcoin'in çok uzun soluklu olmayacağını ve bu noktada Bitcoin'in bitebileceğini söylemesi beni sevindiriyor. Neden sevindiriyor? Böyle haberler gördükten sonra, yani böyle haberler gördükten sonra arkadaşlar, demek ki bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında tekrar Mart 2020 ile aşağı yukarı aynı olaylar. Orada da bir pandeminin ilk başlangıç süreci, pandemi ilk çıkmıştı. Ve şu anda arkadaşlar yeni varyant Hollanda'da biraz tetikliyor. Yani Hollanda tarafı yeni yasaklarla bu yeni varyantın önüne geçmeye çalışıyor. Bu noktada Mart 2020 yıllarındaki ayındaki süreci yaşamamız muhtemel yeni varyant için Hollanda tedbir almaya başladı. Bunun dışında bu yeni varyantın korku haberleri de yayılmaya başladı. Bu yeni varyantın korku haberleri arkadaşlar şöyle, 1,5 ve 3 gün içerisinde bu varyantın yayılma hızının 2'ye katlandığı söyleniyor. Yani 1,5 ve 3 gün içerisinde varyant görülen noktalarda görülme sayısının direkt 2 katına çıktığını söylüyorlar. Bu haberlerin hepsine baktığımız zaman, bu haberleri bilerek seçtim. Güncel haberler direkt 2020 Mart ayındaki ve Nisan ayındaki haberlerle aşağı yukarı aynı haberler olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada piyasada arkadaşlar, bu noktada piyasada zaten enflasyonla ilgili sıkıntılar var. Dünya çalkalanıyor. İngiltere tarafı %5 rekor bir enflasyon onlara göre ve bu noktada faiz arttırdılar. Norveç dünyanın en iyi ekonomilerine sahip, en iyi ülkelerine sahip Norveç bir faiz arttırımı yaptı ve para değeri olarak Euro'yu geçti. Amerika şu an için Fed faiz arttırmadı ama muhtemelen 2022 ikinci çeyreğinde arttırmaya başlayacak. Zaten ülkemizin durumunu biliyorsunuz, gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerin durumu şu an çok fazla parlak değil. Bu noktada varyantın ilk çıktığı noktayla şu anki nokta aşağı yukarı benzer. Neden? Bir genel anlamdaki ekonomik krizlerin başladığı nokta, varyantın başladığı nokta, şu an yeni bir varyant konuşuluyor. Bitcoin ile ilgili kötü haberlerin yayılması, bu geçen zamanlarda da oldu ve şimdi tekrar düşüş eğiliminde olan Bitcoin'de hala bir korku haberleri yapılmaya devam ediyor. Şimdi bu tarafta bu haberler yapılmaya devam ettiği sürece ben Bitcoin'de yükseliş beklentim olur. Bir kere Bitcoin enflasyona karşı bir numaralı duran ürün. Bu nedenle de bizim döngünün 70.000 dolar son olmayacağını düşünmüştük.
Şimdi 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman alçalan takozun içerisindeyiz hala. Destek kısımları 46.000 dolara kadar düşmüş olsa bile şu an takozun aşağısında olduğumuz için yani takozun destek kıvamından bir tepki gelmiş. Bakın bu noktada bir zıplayış gelmiş, bounce gelmiş ve şu an 46.773 bölgesine doğru bir hareket gelmiş. Şimdi baktığımız zaman 46.921'de Fibonacci direnci var. Bu direnç kırılırsa 48.700'e doğru bizim alçalan takozun direncine doğru bir hareket gelecektir. Burada takoz içerisinde gidip gelmeleri görmemiz muhtemel. Gidip gelmeler olacak arkadaşlar. 19 Aralık yani yarına çok önemli dikkat çekmiştik. Genellikle Bitcoin 2016 yılından beri 19 Aralık'tan sonra sert hareketlere başlamış. Bu noktada bizim takip edebileceğimiz noktalar ilk desteğimiz arkadaşlar 45.900 bölgesi. 45.900 kaybedersek 45.548'in aşağısına 4 saatlikte bir mum kapanış yapmamamız gerekiyor. Eğer 45.548'in aşağısına 4 saatlik bir kapanış yaparsak direkt 43.800 ve 42.800 bölgesini bekleriz ve bu nokta destek görevi görmesi gerekiyor. Şimdi bu noktada bu bölgede tutmazsa zaten bizim bir yeşil alanımız var. 40.000 bölgesi 40.000 ve 39.000 bölgesinde bu noktada da bizim alım yapabileceğimiz bölge var. Bu noktanın neden alım yapabileceğimiz nokta olduğunu baktığımız zaman en son döndüğümüz nokta tekrar bu bölgeden bir dönüş beklenebilir. Şunu söylemiştik arkadaşlar 50.000 üstünde yani ana trendin üstünde çok fazla Bitcoin ve Ethereum alımları yaptığımız için bu düşüşte alım yapmıyoruz. Birim olarak 3-4.000 dolar oynadığı için şu an orada alım yapmasaydık kademeli toplamaya başladığımız noktayız. Burası bir yön belirleyici yer ve biraz sonra mum grafiği olarak değil çizgi grafiği olarak denediğimiz çizgi grafiği olarak baktığımız birkaç tane grafik hacimlediğimiz ve incelediğimiz grafikleri paylaşacağım. Burada önemli olan 45.548 desteği ve buradan 3-4 saatlik mumda da ince ince Fibonacci desteğinden bir tepki aldığını görüyoruz. Bakın bu nokta çok güzel bir tepki noktası olmuş. 45.548 bandı. 4 saatlik grafik altına kapanış yaparsa direkt 43 ve 42.000 dolar bandını görürüz. MACD'ye bakalım. MACD'ye baktığımız zaman arkadaşlar MACD bir alt sinyali verme çabasında. Yani bu noktada MACD kafayı yukarı kaldırmış. Turuncu banda oldukça yakınlaşmış. Bu noktada MACD 4 saatte alı verirse yukarı yönlü bir tepki görmemiz muhtemel. 4 saatte MACD'yi takip edebiliriz destek direnç dışında. RSI kısmına bakalım. RSI kısmına baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareket gelmiş ve bu bölgeden red yemiş arkadaşlar. 46-34 bandından bir red yemiş ve kafası aşağıda. Bu noktada direnç bölgesinden red yediği için kısa vadeli zaten şu an düşüşü de destekliyor. RSI'nin kafası aşağıda. Bu noktada daha fazla düşüşün gelebileceği nokta burası mı? Bence burası değil. En azından daha fazla sert hareketleri görebileceğimiz nokta 37 bölgesi olması gerekiyor. Bu noktada 37'de kesinlikle RSI'nin tutunması gerekiyor. 46-34 kırılırsa yukarı yönlü 48 ve 49 bin dolarları görme ihtimalimiz var. Belirttiğimiz günlerce konuştuğumuz riskler devam ediyor. Şu an için alçalan takozdayız. 4 saatlik çok çok aman kötü bir görüntü yok. Bu noktada zaten 10-15 gündür bu noktadayız arkadaşlar. 4 saat hem Fibonacci destekleri, dirençleri çok güzel çalışıyor hem de alçalan takoz çok güzel çalışıyor. Buradaki destek dirençlere sadık kalmamız gerekiyor. Bitcoin Obo görüyor musunuz? Bakalım hemen. Şurada Obo vardı arkadaşlar. Şu Obo'ydu. Yani şu oboydu. Bu gelmedi. Bu gelmedi yani. Şu an bir obo görmüyorum. Şu an bir obo yok. Bakın buranın aşağısına düşseydi obo onaylanırdı. Şu bölgeye çizsek şöyle bir şey gelir mi? Gelmez. Böyle bir şey yok. Şu an için yok. 45.548'i takip etmemiz gerekiyor. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Analizler güzel bugün. Dikkatli izleyin lütfen. Yeni analizler var. Yeni fark ettiğimiz olaylar var. 4 saatle başladık. Günlük, haftalık devam edeceğiz. Bu mum grafiği dışında bir de çizgi grafiğine bakacağız. Güzel olaylar var. Şu an 300 kişi yayınımızı izliyor. 64 beğeni var. Sizden ricamız analize devam etmeden önce lütfen beğeni butonuna basmanız. Bu noktada arkadaşlar 45.548 dolar desteğini bakmamız gerekiyor. Şimdi
Evet, günlük grafiğe geldik. Bakın bizim günlük grafikte çizgi trend line grafiğimiz. Bu noktada arkadaşlar 30 bin dolar düzelmesi. Bakın 30 bin dolar düzelmesi. 40 bin dolar düzelmesi ve şu anki düzelme. Hepsi alçalan bir takoz içerisinde. Aşağı yönlü dip yapıyor. Daralma var. Bu noktada bir şekilde Bitcoin kafasını yukarı kaldırmış. Şu an 30 bin dolardaki destek kıvamına yapışmış bir Bitcoin'i görebilme ihtimalimiz var. Bu noktada direnç noktamız neresi? 51.500 bandı. Dönebilmemiz için günlükte zaten mumu kapatacağımız yer 52.800 bölgesi. Bu noktada Bitcoin yukarı bir hareket yapıyor. Sert bir hareket geliyor. Aşağı yönlü bir düşüş. Tekrar ikinciye bir hareket. Aşağı yönlü bir düşüş ve üçüncüye bir hareket, tekrar aşağı yönlü bir düşüş. Onun dışında günlükte RSI'yi çok fazla kıyaslamıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada bakın şuradan itibaren şöyle bir yukarı yönlü bir hareket var destek kıvamında ve burada da bir boğa uyumsuzluğu olduğunu konuşmuştuk. Bunu biliyoruz zaten. Buradaki boğa uyumsuzluğunu biliyoruz ve şu an genel anlamda kısa vadede bir uyumsuzluk var. Bakın RSI'yi kaldırdım. Grafiğin İçine baktığımız zaman alçalan bir destek görüyoruz. Bu noktada yukarı yönlü çıkan bir destek görüyoruz. Bakın RSI bu noktadan boğa dönüşü yapmış. RSI destek kıvamından gelmiş ve kafasını yukarı kaldırmış. Bu noktada burada da yani genel bakış açısında 40 bin dolardaki destekle şu anki destek arasındaki uyumsuzluk, bir boğa uyumsuzluğu olduğunu konuşmuştuk. Büyük çaplı bakıyorduk ve küçük çaplı baktığımız zaman ise şöyle grafiği biraz daha yukarı kaldıralım. Evet, şöyle kaldırdığımız zaman bakın burada grafik aşağı iniyor, RSI yukarı çıkıyor. Burada bir boğa uyumsuzluğu var. Bu noktada RSI tepki almış. RSI'den yukarı yönlü bir hareket görmüşüz günlükte ve fiyatlandırmada bu bölgeden yukarı görmüş. Bu olumlu bir verim. Onun dışında şöyle baktığımız zaman, onun dışında şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, haftalık grafiği açtığımız zaman haftalık grafikte bizim takip ettiğimiz bu noktadan gelen destek bölümümüz hala çalışıyor. Bakın bu bölgenin aşağısına düşmedik. Bu noktada aşağısında bir haftalık kapanış gelirse, yani 45.500 bölgesi oluyor. 45.500 bölgesinin aşağısına haftalık bir kapanış gelirse sert düşüşler gelebilir. Bu noktada 45.500'ün aşağısına bir mum kapanış gelirse direkt 38-40 bin doları görme ihtimalimiz var. Şimdi genel anlamda şu grafiğe baktığımız zaman RSI'de bir de şöyle nokta var arkadaşlar. Bakın RSI'da şöyle bir nokta var. Sıfırladım grafiği. Sadece şu bölgeye bakmanızı istiyorum. Birinci dip, ikinci dip ve şu an üçüncü dipte. Bakın arkadaşlar birinci dip, İkinci dip ve şu an üçüncü dipte. Sıfırladım. RSI'deki üçüncü dip kırılıma denk geliyor. Bakın RSI'deki üçüncü dip kırılıma denk geliyor ve burada fiyatlandırma hala bir kırılım göremiyoruz. Bakın fiyatlandırmada hala bir kırılım göremiyoruz. Bu noktada destekten tepki almış. Burada bir boğa uyumsuzluğu var. Hem bu şekilde baktığımız zaman 3 dibe baktığımız zaman bir kırılım geliyor. Bu noktada 3 dipte hala alçalmaya devam ediyor. Ve bu noktada da kısa vadede de aynı şekilde bir yukarı yönlü hareket var. Bu noktada haftalık grafikte şuna da bakmamız gerekiyor. Haftalık grafikte arkadaşlar ağırlıklı ortalama 50'ye bakmamız gerekiyor. Bakın şu an 50'nin aşağısındayız. Yani biz haftalık yarın pazar günü gece 3 kapanışı 50 bin doların üzerinde olmaz ise, 50 bin doların üzerinde olmaz ise aşağı yönlü tekrar bir çöküş gelir ve bu nereye gelir biliyor musunuz arkadaşlar? 40 bin dolara kadar gelir. Neden buraya kadar gelir? Bakın 64 bin dolardan düşen bir Bitcoin bizim 50 günlük ağırlıklı ortalamanın aşağısına mumu kapatıyor, yukarı dirençleniyor, tutunamıyor ve Fibonacci değişkeni geliyor. Şu an baktığımız zaman bakın tutunamıyor. Aşağı yönlü 44 bin ve 38 bin dolara gelme ihtimali var. Ben çok fazla bu bölgede iğne atıp çıkabileceğini düşünüyorum. 40 bin doların aşağısında çok fazla kalabileceğini düşünmüyorum. Burada şu an grafikleri inceliyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. Son kararı siz verin arkadaşlar. Siz düşüş düşünüyorsanız alım yapmayın.
Ama bizim analizimiz mantıklı geliyorsa buna göre bir alım emri girilebilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onun dışında bakın haftalık grafikte şöyle bir durum var arkadaşlar. Çizdiğimiz bir olay. Bakın bu döngü neden tepe noktası olamaz? Bu haftalık grafikte line grafiğinde, çizgi grafiğinde şöyle bir şey çizdik. Şöyle küçültelim. Bakın çıkış tarihinden itibaren yeşil bölgeler, yeşil yuvaraklı alanlar dip noktaları ve kırmızı yuvarlak noktaları burada tap noktaları. Kırmızı yuvarakla hatta şu bölge olması lazım. Bunu yanlış koymuşuz. Şu bölge olması lazım. Kırmızı yuvarakları koyduğumuz çizgi bandı hep aynı çizgi bandı. Bakın buradaki çizgi bir tepe noktası oluyor ve bu tepeye geldikten sonra döngü son buluyor. 2013, 4 sene sonra 2017, 2017'de tekrar bu kırmızı halkadaki bir önceki çizginin devam niteliğinde bakın bir önceki çizginin devam niteliğindeki döngü tam noktası ve buradan sonra bir döngü son buluyor. Ve şu an arkadaşlar her iki kırmızı tepe noktasından sonra bir dip noktası gelmiş. Bakın en aşağıdaki çizgi, en aşağıdaki çizgi. Şu an bu noktada ortada bir bantta, döngü ortada devam ediyor. Ve burada kırmızı noktaya kadar yani bu bir parabolik bir artış. Burada hani imkansız diye bir şey yok. Şu an için zor gözüküyor ama bu grafiğe baktığımız zaman bu grafik modülüne baktığımız zaman yukarı yönlü 390 bin dolarlara kadar çıkma potansiyeli var. Bakın aynı çizgi. Yani döngünün tap olabileceği 270 dolar bandı. Bu çizgi hep tap noktalarını oluşturmuş ve en aşağıda dip noktalarını oluşturan çizgi. İşlerin kötü gittiğini varsayalım. İşlerin kötü gittiğini varsayalım. Bu noktada aşağı yönlü sert hareketler geldi. Ayı sezonuna girdik ve dibin arkadaşlar 20 bin dolar olabileceğini söylüyor. Yani bu noktada 20 bin dolar olabileceğini söylüyor. Burada aşağı yönlü sert hareketler gelirse Bitcoin'deki dip noktası 20 bin dolar. Tap noktası 280 bin dolar. Evet gene reklamcılar bastı. Moderatör arkadaşlar lütfen banlayın arkadaşlarım. Evet bu modülü inceleyin arkadaşlar. Bakın bu modül güzel bir modül. Emeğimiz var. Bu emeğine bakın logaritmada. Çok güzel bir modül. Hep aynı çizgilerden tap noktası ve döngünün tap noktası 270-280 bin dolar olabileceğini gösteriyor. Bu noktada ise dip noktaları 20 bin dolar olabileceğini söylüyor. Yani Bitcoin buradan çakıldığını varsayıyor. Çakıldı ve düştü. Çakıldı ve düştükten sonra 15, 14 ve 10 bin dolarları konuşamayacağız. 20 bin, 24 bin dolarlar muhtemelen bizim dip noktalarımız olacak. Onun dışında Fibonacci noktasına bakalım. Fibonacci noktası arkadaşlar şu an 50.690 bölgesinde bir direnç var. Haftalık kapanış 50.694'ün üzerinde bir mum kapanışı yaparsa bir dönüş sinyali gelecektir haftalıkta. Eğer ki 50.000 doların aşağısında haftalık bir kapanış gelirse bu grafiğe bağlı 41.000 dolarları görmemiz muhtemel. Bu noktada 41 bin dolar gelmesi muhtemel arkadaşlar ve burası da son dönebileceğimiz nokta. Yani bu döngü devam edecek, derinleşecek mi düşüş? Asıl soru bu. Bu noktada şu an zaten izliyoruz. Bir alım yapmak için erken olduğunu konuşuyoruz, riskli olduğunu konuşuyoruz. 40 bin, 41 bin, 39 bin bantlarından alımlar denenebilir. Haftalık kapanış en son 41 bin dolarda kapanmamız gerekiyor. Bu modülü incelemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu modül gerçekten çok güzel bir modül ve döngünün hala tap noktasına, piyasanın doyum noktasına gelmediğini gösteriyor. Evet. Bu noktada arkadaşlar haftalık grafikte şöyle bir verimiz de var. Bakın haftalık grafikte Bitcoin tekrar açalım. Sıfırladım buraya. Trendimizi açtık arkadaşlar. Şöyle çizgimizi açalım. 50 günlük hareket ortamını kapatalım. Bakın RSI kısmında şöyle bir uyumsuzluk var diyorduk. Şimdi de arkadaşlar bir boğa uyumsuzluğu gördük. Bakın şurada bir ayı uyumsuzluğu var. Burada tepeler yukarı giderken RSI aşağı gidiyor. Bu bir negatif uyumsuzluk baktığımız zaman. Evet bilek kurgu yazmış. Kırmızı yuvarlak biraz önde. Bitcoin direkt yükselecek ki oraya gelsin. Ben de biraz daha ileri çekilmek gerekir. O da 300 bin doların ilerisine gelir. Doğru. Doğru söylüyorsunuz ama orada anlatmak istediğimiz direkt nokta dışı sayı değil. Döngünün son bulabileceği çizgi. Yani orada bir tane net bir çizgi var. Bu noktada
O çizgiye geldiği zaman döngünün son olabileceği nokta. Desir yazmış, en büyük yanlış tüm analizi Bitcoin'e göre yapmak bence. Bitcoin ile diğer coinleri düşünün alakası yok bence. Sana göre olmayabilir Desir. Bu noktada bakın Bitcoin'de haftalıkta negatif uyumsuzluk vardı ve günlükte boğa uyumsuzluğunu görmemiz halinde ama haftalıktaki bu sıkıntıdan dolayı bir alım yapmamak gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi sıfırladık. Bakın arkadaşlar bu noktada şöyle bir boğa uyumsuzluğu var. Burada destekler arkadaşlar. Yukarı yönlü giderken RSI'de destekler aşağı yönü gidiyor. Evet, bir negatif uyumsuzluk var. Bu noktada tam baktığımız zaman genel çaplı bir negatif uyumsuzluk olabilir ama kısa vadede ise bir boğa uyumsuzluğu var. Yani burada şunu demek istiyorum. Haftalıkta negatif uyumsuzluk olabilir ama günlükte, 4 saatte, 12 saatlikte, haftalıkta kısa vadede bir boğa uyumsuzluğu var. Bunu söyleyeyim. Genel anlamda bir piyasada boğa uyumsuzluğu var. Ve ben 40 bin dolara düşüş gelme ihtimali olsa bile oradan en kötü dönebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bu döngünün gerçekten bitmediğini düşünüyorum. Bu grafiği de bir yere yazın. Bu noktada bu döngünün bitebileceğini düşünmüyorum. Haberler bakımından biraz sonra Mart 2020'ye bakacağız. Haberler bakımından da şu an korku sayılıyor piyasaya. Ben Ocak itibariyle Bitcoin'in bir yükselişe başlayacağını düşünüyorum. Burada Mart Nisan'a kadar tekrar yükselir ve ondan sonra Fed'in faiz kararlarıyla tekrar düşebileceğini düşünüyorum. Evet, hocam hep longlar patlatılmaz. Biraz da shortlar patlatması gerekmez ve yükselecek bence de Kerim Bey. Yani bu noktada bu döngü tekrar söylerim. Doyum noktasında değil. Bakın şuradaki rengi bakın arkadaşlar, kırmızı nokta hep aynı çizgiden geçmiş. Bu noktaya gelmeden ayı sezonuna girebileceğimizi düşünmüyorum. Hep aynı nokta. Düşmüş. Düşmüş. Düşecek. Ve bir yerden sonra hep 70 bin doların üzerinde kalacak. Modülde öyle. Bir yerden sonra bakın, bir yerden sonra 2023 yılından sonra, daha doğrusu 2023 yılından sonra bir yerden sonra hep 50 bin, 70 bin doların üzerinde kalacak modülde. Bunu söyleyeyim. Evet. Yusuf Bey yazmış. İyi akşamlar. Şimdi TL'nin durumu ile ilgili bir sorun var. %90 da gittiğim. Bitcoin USD alım yapsak Bitcoin düştüğü halde dolardan dolayı kar yazıyor. Tam tersi değil. Bitcoin yükselmeye başladı. Öncelikle şunu anlamanızı istiyorum. Siz TL bir yatırım yaparken bu noktada TL'ye göre kar ettiğinizi, mesela dolarınız var, 1000 dolarınız var, Bitcoin aldınız. Bitcoin'de dolar, yani 1000 dolarınız var, Bitcoin aldınız ve Bitcoin düşüyor. 1000 dolarınız düşmeye başladı. Şimdi bu noktada zarardasınız. Ama TL'ye baktığınız zaman kârdayım diyorsunuz değil mi? Aslında kârda değilsiniz arkadaşlar. Bakın, benim hep söylediğim bir nokta var. Ülkelerin para birimleri, dolar, euro, Kanada doları, Rusya doları falan ve benzeri ve benzeri. Şimdi bu noktada arkadaşlar, bu noktada siz kendi para biriminizi diğer paralara çevirdiğiniz zaman muhtemelen enflasyondan korunursunuz. Ama Bitcoin'e yatırım yaparsanız miktar olarak Bitcoin'i arttırmaya çalışırsınız ve Bitcoin çıkarsa siz gerçek anlamda kar edersiniz. Bir gerçek karlılıkla bir de kendi paranızı koruma durumu var. Burada ben TL'yi dolara çevirdiğimiz zaman bir kar ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü yaşam standartlarımız, alım gücümüz zayıflıyor. Bunun bir farkına varmak lazım. Yani kendimizi avutmayalım arkadaşlar. Siz dolar olarak Bitcoin aldınız. Bu noktada dolar olarak, birim dolar olarak artmıyorsa zarardasınız. TL'nin bir önemi yok. Bu noktada Euro ile bir alım yaptınız. Euro birim olarak artması gerekiyor. Yani TL'yi çevirip TL mi arttı demeyin arkadaşlar. Enflasyondur bu. Siz enflasyona karşı korursunuz. Olay basit. Evet. Şöyle bakalım. Fed'in kararı oldu zaten Yasemin Hanım. Fed'in zaten kararı oldu. Bakın bu modülü tekrar anlatalım. Yeni gelen arkadaşlar. Bu gayet yeni haftalık bir çizimimiz. Logaritma çizimimiz. Bu noktada hep söylediğimiz piyasanın bu dolgunluğa, piyasanın bu açgözlüğe, piyasanın bu doymuşluğa eriştiğini düşünmüyoruz. Kırmızı noktalarımızdan sonra hep dip seviyeleri gelmiş. Bakın kırmızı noktalarımızdan sonra hep dip seviyeleri gelmiş ve buradaki çizgilerimiz standart aynı çizgiler. Ve tepe noktası bu çizgi arkadaşlar. Bu döngü parabolik uzun bir döngü.
bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde veya 2 ay içerisinde gelecek bir durum yok. Sadece şunu söylüyorum. Burada kırmızı yuvarlak bölgesine geldiğimiz zaman bir tepe noktası olacak. Ve bu tepe noktası geldiği zaman muhtemelen artık Bitcoin 40 bin, 50 bin doların aşağısına düşmeyecek. Bu modülü incelememiz gerekiyor ve bu modülü takip etmemiz gerekiyor. Burada şu anki güncel grafikte işlerin kötü gittiğini varsayalım. Buradan bir sert düşüşler geldi. 40 bin doların aşağısında düştük veya 40 bin doların üzerine çıkamadık. 30 bin dolarlar geldi. Bu modül bize şunu diyor arkadaşlar. Dip seviyesindeki çizgimiz bizim şu an 20 bin civarında, yani 25 bin, 23 bin dolar bandından geçiyor. Bir düşüş olursa 23-24 bin dolar bantları bir dip noktası olabilir. Modül gayet güzel ve basit. Evet, onun dışında haftalıktaki uyumsuzluğu gösterdik. Günlüktekine bakalım aynı zamanda. Günlükte de var aynı uyumsuzluk. Bakın, burada olumlu uyumsuzluklar var. Kafa yukarıda, kafa aşağıda. Gördüğünüz gibi. Bakın, bu bir boğa uyumsuzluğu. Artık bu hafta Bitcoin'in dönmesi lazım. Dönmezse 40 bin dolara gideriz. Olabilir. Önemli olan zaten şu. Bu kırmızı nokta, direkt bu kırmızı noktaya gelmesi değil. Bunu kaldırdım. Bakın, siz anlayın diye buraya koydum. Bu kırmızı çizgi, yani kırmızı noktanın üzerindeki çizgiye gelecek. Olay bu. Yani bu kırmızı noktaya gelecek değil. Bunu kaldır. Şu çizgiye gelecek arkadaşlar. Bu çizgiye gelecek yani. Bu çizgiye gelecek. Eninde sonunda Bitcoin bu çizgiye gelecek. Neden? Daha önce bu çizgiye gelmiş, dip gelmiş. Gelmiş, dibi görmüş. Buraya gelmeden dibi görmeyeceğini düşünüyorum. Yani yukarı vurmadan 20 bin doların gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu modüle bakarak. %100 çalışıyor mu? Şu an için güzel çalışmış. Çalışmama durumu olur mu? Olur. Ama şu an için çalışıyor. Bu modülü inceleyebiliriz. Evet. Evet, günlükte buna baktık, tepkisine baktık. Onun dışında 8 saatlik grafiğe bakalım. Şöyle sıfırladım 8 saatlikte. Burada da aynı olay var. Yani bütün haftalığa dair aylığa bakacağız. Aylıkta bakmadık. Bakın arkadaşlar, çok net. Çok net yani. Çok net bir boğa uyumsuzluğu. 12 saatliğe bakalım. 12 saatlikte de aynı. Çok net yani. Şöyle baksak. Evet, böyle bakmamız daha net. Şuradan alsak. Boğa uyumsuzlukları 4 saatlikte, 8 saatlikte, 12 saatlikte, günlükte. Evet, günlükte bakın, gördüğünüz gibi günlükte. 2 günlüğe bakalım. Evet, 2 günlükte de var. 2 günlükte de var, çok net olmasa da. Şuradan alalım. Evet, şimdi bir de 3 günlüğe bakalım. Bütün zaman dilimlerine bakıyoruz. Şimdi 3 günlüğe baktığımız zaman ise aynı olaylar. Aynı olaylar. Şuradan indirdik. Zaten burası bir destek kovumu ya. 34 bandı bir destek. Şimdi haftalığa tekrar bakalım. Haftalıkta tekrar çizelim. Sıfırladım grafiği. Önce takip ettiğimiz nokta. İlk takip ettiğimiz nokta arkadaşlar. Ve şu an bu bölgedeyiz, değil mi? Baktığımız zaman aşağı yukarı bu bölgedeyiz. Bakın, neresi burası? 45.800 bandı neredeyse. Şu bant. Haftalıktaki bu R test tutarsa yukarı vurur. Benim düşüncem. Evet. Şöyle bakalım. Bakılmadı, daha yeni bakıyoruz. Hocam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Kripto para geleceği ne kadar tehlikeli? Yani bence düşüyor olsa mutlaka çıkacak, er ya da geç. Kripto paranın geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Geleceğimiz bu arkadaşlar. Kripto paranın geleceği değil, kendi geleceğimizi kriptoda görmemiz lazım. Bu noktada böyle düşünüyorum. Yani Metaverse, kripto para, Bitcoin, Blockchain, bakın bunlar hep birbirinin ardını getiriyor. Bu noktada ürünün bitebileceğini, ürünün değersizleşebileceğini düşünmüyorum. Bitcoin'e sahip çıkmamız lazım. Bitcoin'e sahip çıkmamız gerekiyor. Onun dışında hala burası çalışıyor. Bakın, hala bu nokta çalışıyor. Hatta şu noktanı alsak, bakın. Hala bu nokta çalışıyor arkadaşlar. 46 bin dolar. Bakın, hala bu nokta çalışıyor. Bu da çok güzel. Buradan tutunması da güzel. Burada bir düşüş deniyor, kıramıyor. Düşüyor, kırıyor. Retest geliyor, vuruyor. Retest. Bakın, aynı noktalar. Çok önemli nokta buralar.
Ve hala bu bölgede tutunması haftalıkta aslında olumlu. 4 saatte aşağı kırmadı. 4 saatte aşağı kırarsa alçalan takozumuz var. Eğer 4 saatte orayı kırarsa düşüş gelir. Direkt 40 bin dolar. Ama şu an için bir düşüş senaryosu yok. Çok net gözüküyor. Bakın tutunuyor yani. Destekli tutunuyor. Evet, onun dışında şöyle 4 saatliğe baktığımız zaman burada tekrar 46.400 bandında şeye bakacağım, tekrar ısrar haritasına bakacağım. Burada alım yapmak için beklediğimiz noktalar 40.000, 39.000 bandı. Şurası arkadaşlar. Şu noktadan alım yapacağım ben de. Bu nokta alım nokta. Burada çok net bir şekilde alçalan takoz var. Destek bölümü önemli. Destek direnç arasında hala gidiyor. Evet. Hocam merhaba, işlem hacmi çok düşük. Tether'dan kaçış var mı? Alım emirleri nerelerde? Alım emirleri var zaten. Bakın bu zıplayış alım emirleri. Burası zaten ısı haritasında alım noktasıydı. 2 gündür bu noktaları konuşuyoruz farkındaysanız. Bu noktada ne dedik? 44.900 ve 45.300 bantları arasında alım bölgeleri var. Ve bu noktada alımlar geldi. Bu noktada alımlar geldi arkadaşlar. Konuştuğumuz alım emirleri geliyor. Bakalım güncel anlamda açılsın burası. Buraya bakalım tekrar. Bu noktada 45.548 önemli bir nokta. Aşağısına direkt çakılma gelir. 43.800 ve 42.800'ler. Çok fazla risk almak istemem bu dönemde. Bu noktada çok fazla risk almak istemem. Ama aşağı kırılımda sert hareket görme potansiyeli var. Şöyle bir aşağı kırılımda sert bir hareket görme potansiyeli var. Eğer buradan yukarı bir hareket gelirse direnç 48.500 bandı. Evet. Yani çok fazla hayal plastik değil. Artık gelecek bu arkadaşlar. Gelecek bu. Korkut Bey, etkiler. Bakın hatırlatmanız iyi oldu. Şurada haftalık grafiği de açalım. Bakın şimdi haftalık grafiği açacağım. Size şunu göstereceğim. Neden benziyor? Bakın neden benziyor? Bunu çok fazla konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. İndirdim grafiği. Bakın Mart 2020. Yayın başında bu tarihi unutmayın demiştim. Bakın Mart 2020. Bu noktada bir çöküş geldi. Biz zaten burayı da takip ediyoruz. Farkındaysanız benzerliklerden biri de buydu. Bakın burayı da takip ediyoruz. Burada kırılım, retest ve uçuş geldi değil mi? Aynısını bekliyoruz. Şimdi bunun dışında, teknik anlam dışında, bakın şu an akademik şirketi diyor ki Bitcoin ölecek, Bitcoin bitecek, Bitcoin uzun soluklu olmayacak. Biz bu haberlerin aynısını yuvarlak içine çizdiğim Mart 2020'de yaşadık. İnsanlar CNBC'de, Bloomberg'de makale yazıp Bitcoin'in bitebileceğini, Bitcoin'in çökebileceğini, blockchain teknolojisinin bitebileceğini söylüyorlardı. 2020 Mart'tan neredeyse 2 sene olacak. Bu Mart 2 sene olacak. Arkadaşlar, blockchain'i kullanan Bitcoin teknolojisi şu an Metaverse dünyasını topluma kazandırıyor. Web3'ü topluma kazandırıyor. Bu noktada insanlar adaptasyon sürecini tamamlıyor. Bu haberler sadece bizim, gerçekten gülmelisiniz. Bu haberleri gülmelisiniz. Yani böyle bir haber okuduğum zaman gülün arkadaşlar. Ne zaman bu haber gelirse bilin ki Bitcoin ve kripto paralarda bir yükseliş ihtimali var. Bunu söyleyeyim. Bu noktada her zaman bu haberler çıkmıştır. Varyant benzerliği. 2020 pandeminin başladığı zamanlar ve Bitcoin çöküşü. Bitcoin kısa vadeli. Bitcoin kısa vadeli. Bakın Bitcoin kısa vadeli bir çöküş yaşadı. Burada satanlar bin pişman oldu. Bakın satanlar bin pişman oldu. Bunu söyleyeyim. Neden? Bakın grafik 10.000'den 4.000 dolara düştü. %60, yüzdesel bakın. %60 bir düşüş var. 3 hafta içerisinde %60. Şu an ne kadar düşüş var? Yani siz bu noktada baktığımız an %60, şu an %31. Bir tarafta %60 düşüş yaptıktan sonra uzaya giden bir portföy var. Bakın portföye bakın. %1000 artmış arkadaşlar. %1000. Siz muhtemelen battık diyen arkadaşlar, özellikle onlara söylüyorum. Muhtemelen siz Mart 2020'de piyasaya girseydiniz, 10.000 dolardan Bitcoin alsaydınız, %60 Bitcoin düşseydi, 4.000 dolardan siz Bitcoin'leri satardınız.
Değil mi? Sattınız ve bir daha alamadınız. Ve sonrasında 60 bin dolar geldi. Gidersiniz kafanızı duvarlara vurursunuz. Şu an %60 düştükten sonra bu kadar bir artış var. Onun dışında bakın şimdi biraz psikolojik, mental olarak düşünün. Düşünmeden hareket etmeyin. 64 bin dolardan düşüş. Bakın nereye? %46. 64 bin dolardan %46 bir düşüş. Yazın 2-3 ay bu bölgede 30 bin dolarda Bitcoin ve buradan nereye kadar bir kalkış? Önce %66, bakın önce %66 ve sonra %111. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Yani %30'luk, %35'lik bir düşüş. Kıyamet kopuyor. Bence kıyamet kopulacak hiçbir şey yok. Burada insanlar sizin elinizdeki mala göz dikmiş. Ben bunu düşünürüm. Burada kısa vade trade ediyorsan zaten 49 bin dolarda, 50 bin dolarda stop olman lazım. Zaten stop olman lazım da. Sen kısa vade trade ediyorsan bu noktada stop olman lazım da. Bu volatiliteyi kaldıramayacaksan, şekerin, tansiyonun çıkacaksa bu noktada da stop olman gerekiyor. Şimdi stop olmadıysan bunu düşün. Bitcoin %60 düşmüş. Buradan %1000 vurmuş. Bitcoin %46 düşmüş. Buradan %100 vurmuş. Şu an Bitcoin %35 düştü. Buradan tekrar vuracaktır. Vuracaktır yani. Evet. Bakacağım arkadaşlar. Bakın sırayla bakıyoruz. Şu an Bitcoin'i konuşuyoruz. Bitcoin'den sonra Dominance Market Cap'e bakacağım. Sakin olun biraz. Aynı şeyleri yazmanıza gerek yok. Bakacağım. Bu noktada bizim dönüş yapabileceğimiz nokta, bakın burası haftalık kapanış, pazar günü, yarın yani gece 3 kapanışı. 19 Aralık önemli bir tarih. Aşağısına kapattan dönemezsek çöküş gelir. Burada bizim amacımız kademeli alım yapmak. Kademeli alım yapmak. 40 bin dolarda bir miktar. Düştü mü? 30 bin dolarda bir miktar. Ve buradaki grafiğe göre zaten 24-25 bin dolardan aşağı düşmeyecek. Bunu söyleyeyim. Bu grafiğimize göre 100 bin dolardan fazlası gelecek. Bu grafiğe göre 100 bin dolardan fazlası gelecek. Döngünün sonu burası. Ama bu noktada 20 bin doların aşağısına da gelmeyeceğini söylüyor. Ya bırakın gelsin arkadaşlar 20 bin dolara. %50 daha düşelim yani. Ne olacak? Ne olacak yani? Bu noktadan zaten %35 düşen bir Bitcoin var. %50 daha düşsün. 20 bin dolara gelsin. Alalım vursun. Ne fark eder? Siz aldığınız ürünü sahip çıkmayı bilmeniz lazım. Şimdi bazı arkadaşlar var. Mesela 2 gün önce yayında bir arkadaşımız söyledi. Hocam 49 bin dolarda Bitcoin aldım. 47 bin dolarda satmalı mıyım diye soruyor. Şimdi asıl sorunlardan biri bu. Siz bu ürünü alıyorsanız neden aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Neden aldığınızı bilmeniz gerekiyor. 49 bin dolarda kar etmek için alıyorsan zaten şunu bil yani herkes ne diyor? Riskli noktadayız. Ben 10 gündür ne diyorum? Riskli noktadayız. 40 bin dolar konuşuyoruz. Şimdi 40 bin dolar riski varken alıyorsan satma o zaman bekle değil mi? Bu noktada neden aldığınızı, hangi amaçla aldığınızı hiçbir zaman unutmayın. Haberler, kötü haberler gelebilir. Bir sıkıntı yok. Bu kötü senaryo buradan vurursa ise döner arkadaşlar. Buradan vurursa direkt 52 bin dolar gelir. Bakın bu takozun yukarı kırılımı ise direkt 52 bin dolar. Direkt orası. 52 bin dolar hedef. Ahmet yazmıştı. Ahmet tekrar yazar mısın? Nerede bir oba var? 4 saatte mi? Şu noktayı mı diyorsunuz? Şöyle baktığımız zaman şu noktada varmış. Bakın şu noktada varmış arkadaşlar. Ama bu gelmemiş. Benim gördüğüm burada bir oba var. Şöyle bir oba var. Buradan vurmuş zaten yukarı. Çıkmış yukarı. Bu noktada şurayı mı konuşuyoruz? Burası oba olamaz. Baş kısmı çok aşağıda kalmış. Burası tam oba değil. Oba olsa bile dönmüş zaten. Bakın şu noktada dönmüş. Şimdi grafiği tekrar sıfırlayacağım. Ve sıfırladım. En baştan çizelim. Daha net gözüksün. Şimdi şu nokta oboysa dönmüş zaten değil mi? Şu oboysa dönmüş. Bakın yukarı vurmuş. Bu gitmiş artık. Böyle bir oba yok. Bu bitmiş. Eğer şunu oba diyorsak, şunu oba diyorsak bu da dönmüş. Yani bu da dönmüş. 47'nin üstünde kalması gerekiyor. JP Morgan bankası mevcut volatilite nedeniyle Türk parası ile algı işlemini kapama kararı aldı. İsabetli karar olmuş. Evet. Hata olur burada. Burada hata olur arkadaşlar. Neden hata olur biliyor musunuz?
Burada kısa vade düşünüyorsanız bu takozu takip edeceksiniz. Yani bu takozu takip edeceksiniz. Destek. Destekten stoplu. 45.800'den stoplu. Aynı zamanda Fibonacci'ye bakalım. Aynı zamanda Fibonacci'ye bakalım. Bakın Fibonacci. Bu noktada 47.000 dolar direnç. 45.536 direnç ve destek. Aşağısı direkt 40.000 dolar. Yani. Bunun aşağısı direkt 40.000 dolar. Evet. Altcoin'lerden 20K zarardayım. Nakit olmadığında alttan mal da toplayamıyorum. Sizce bekleyeyim mi yoksa satayım be? 20 bin dolar 5 ay asgari ücret demek. Aşağı yukarı. Bu kararı sizin vermeniz gerekiyor. Kaldırabileceğiniz bir zarar mı? Ben kaldırmak istemem 20 bin zararı. EMA 20 ve 50 200 günlük bir önceki çıkış benzerliği var. Değerlendirmemiz mümkün mü? Bakalım. Bakalım tabii. EMA 20 günlükte mi 4 saatte mi? Günlükte mi 4 saatte mi? Bakın bu grafik gerçekten çok güzel. Evet. Fiyat sıkıştı gerçekten. 4 saatte bakın 4 saatte de sıkıştı. Günlükte de sıkıştı. Şöyle günlüğe de bakalım. Normal grafiği sıfırladık. Günlüğe de bakalım buradan. Mum grafiğimizi açalım. Bu noktada 200 günlük hareketli ortamımızı hemen açalım bu noktada. 200 günlük hareketli ortamın ne yapıyor? Evet, bakın aşağısına kapanmış. Bu bir fake out mu? Gelecek mi? Yani şu noktada bir de şöyle bir durum var. Bakın bu noktada benzerlikleri konuşuyoruz ama aşağısına kapanmış, vurmuş, düşmüş. Yani burada bizim aslında şuraya gelecek. Tekrar bir 50 bin, 52 bin doları deneyip deneme potansiyeli var mı? Şu an için aslında yok bu noktada. Hocam grafiğiniz iyi ama ben onu 1 yıllık ayı piyasından sonra 120-130 kadar bekliyorum. Olabilir. Tabii beklentiler bu noktada bizim söylediğimiz %100 doğru değil. Burada beklenti. Evet şöyle bakalım. 4 saatlik. Bakalım hemen 4 saatte. 200 günlük hareketli ortalama. Tekrar yazar mısın nelere bakacağımızı? 200 günlük hareketli ortalama. EMA 20. Şöyle açalım 200 günlüğü. Bu olmaması lazım. Günlük olması lazım. Ripple davasında şu an bir bilgim yok güncel ne oldu. Ama en son şunu söylüyorum. ETF'ler kabul ettikten sonra Ripple'ın davayı kazanması gerekiyor. Bitcoin hedge fonlarının yeni hedefi 30 bin ve 20 bin bandı. Sürekli short pozisyon açıyorlar. İnşallah yanılıyoruzdur. Bu noktada shortçular patlaması lazım. Bakalım short radyolara bakalım. Bakın bu arada geldi. Hala 45 bin dolarda. Bakın hala 45 bin dolarda çok önemli bir tahta var. Isı tahtası var. Bu noktada 45 bin dolar önemli bir destek. Zaten bakın Fibonacci desteği de buradan geçiyor. 45.500 bölgesi bir destek Fibonacci'nin. Bu noktada 45 bin dolar bandı, 44.900 ve 45 bin dolar bandı çok önemli bir alım noktası olmuş. Bu noktada bu alım noktasına rağmen Bitcoin aşağı kırarsa ki şu an 47 bin dolarda artık çok fazla sıkıştı. Bollinger bandına da bakacağız. Bu noktada 43 bin dolarda da alım var. Yani 45 bin dolarda inanılmaz bir alım var. Eğer o alıma rağmen düşerse 43 bin dolar muhtemelen burası da tekrar Fibonacci'nin destekleri olacak. Aşağı yönü vuracak 43 bin dolara. Evet, ısı tahtasına da bakmış olduk. 45 ve 43 bin dolarlarda. Evet hocam zaten FED 2022'nin ilk çeyrekte büyük ihtimalle faiz artıracak. Mayıs-Haziran gibi bekliyorum. Asya piyasaları açılıyor. Yasemin Hanım, Asya. Düşüşler de ondan, çıkışlar da ondan. Asya piyasası. Şimdi 4 saatte Bollinger bandına bakalım. Bakın Bollinger bandı gerçekten çok sıkıştı ve şu an destekte Bollinger bandı. Ve en sonda buradan bulmuş yani. Kalkış noktası. Kalkacaksa kalkması lazım artık. Çok bekletti. Çok bekletti. Kalkacaksa kalkması gerekiyor. Şu an çok bekledik bu noktada. Gençen Bey teşekkür ederim. Uni ile Uniswap çok bir hareket yapmadı. Eğer bu yukarı yönlü Bitcoin kalkarsa Uniswap'ta da bir hareket beklerim. Bollinger Bandı daraldı vuracak artık yani. Ya aşağı 40 bin dolara gideceğiz. Öyle gözüküyor. Ya da buradan 50 bin dolara gideceğiz. Çok daraldı. İnanılmaz daraldı yani.
Hocam uzun vade 3-5 yıl yatırım yapmak için Bitcoin hangi seviyeden girmem mantıklı? Eğer ben çok uzun vade yapacaksam toplamaya başladım. Yani başlardım. 40 bin dolardan alırdım. 45'ten alırdım. Düşerse 30'dan alırdım. Ana paramın %15, %15 veya %20, %20 5 bölümde almak isterim. Evet. Oğlu Çoyun yazıyor Ahmet Bey. Oğlu Çoyun'da ne var? Bu ay sonu Çin'den hesapları kapılacakmış. Asyalılar Bitcoin mecbur satacak. Bu nasıl etkiler? Şu an belki bunun etkisini görüyoruzdur. Ne dersiniz arkadaşlar? Belki şu an Asya piyasalarındaki satışları görüyoruzdur. Yani bu noktada ben aslında Bitcoin'i çok fazla satabilecek sağlıklı bir beyin görmüyorum arkadaşlar. Benim kendi düşüncem. Aklı olan, fikri olan Bitcoin tutmak ister. Şu an sadece Bitcoin'in %10 arzı var değil mi? 112 sene sürecek yani. Düşünsenize 2021 yılındayız. Şimdi şu modüle baktığımız zaman bakın şimdi şu modülü şu an güncel fiyatını boş verin arkadaşlar. Bakın bu nerelere gidiyor? Bakın fiyatlandırmaya bakın. 112 seneden bahsediyoruz. 112 seneden. Yani bu modele baktığımız zaman arkadaşlar çok uçuk noktalara gidiyor. Umarım bunun farkındasınızdır yani. Çok uçuk noktalara gidiyor. Bu noktada %10 arzı kalan Bitcoin, %10 arzı kalan Bitcoin 112 sene sonra tamamı bitecek. 21 milyon bitecek. Ben burada artık fiyatın bir noktadan sonra 50 bin, 40 bin doların aşağısına düşebileceğini düşünmüyorum. Hemen 40 bini düşündünüz. 40 bini şu an ilk defa düşünmedik. İlk defa mı yayınımızı izliyorsunuz Mehmet Bey? Hocam bana düşen trendi kırmış. Bakabilir miyiz? Bakarız. Hocam 2013 yılı zirvesinden 2017 zirvesine çubuk model alıp hiç bozmadan 2017 zirvesine koyduğumuzu yukarı doğru uzatınca Bitcoin şu an kripte birbiri olduğunu gözüküyor. Siz ne dersiniz? Ben bunu çiziyorum işte. Tepe noktası 2013-2017. Şu kırmızı nokta 2013 tepesi diye ikinci kırmızı nokta 2017. Şimdi şu an bakın şu an arkadaşlar 4 saatte bizim konuştuğumuz nokta bu. Şu an belirsiz. Bekliyoruz yani. Şu an beklemekten başka bir çaremiz yok. 40 bine gelirse alım yaparız. Ben sadece ana fikrimin yukarı olduğunu söylüyorum. Bakın ısrarla aynı şeyleri konuşuyoruz. Bilmiyorum yani çok net anlatamıyor muyum ama bu noktada söylemek istediğim Bitcoin'de temel ve teknik tarafa baktığımız zaman Bitcoin'in yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum diye olacak kesinlik yok. Yatırım tavsiyesi değil. Kendi çizimlerimiz var. Haftalık çizimi açıyoruz, gösteriyoruz. Bakın çizim. 4 saatliğe bakıyoruz. Bu noktada 40 bin dolardan alırız diyoruz. Temel tarafa bakıyoruz. Issız haritalarına bakıyoruz. Yani baktıkça bakıyoruz. Bu noktada 40 bin dolara düşmesi mesele değil. Ben diyorum ki arkadaşlar düşüşte zararına satılmamalı ana yönün tekrar yukarı çıkabileceğini yani 53 bin doları deneyeceğimizi düşünüyorum. Kırarsak yürürüz. Evet. Şimdi Fed 2022'de faiz arttırırsa Bitcoin sürekli Fed toplantı aylarına yaklaşınca düşecek mi? Fed'in bunun peşini söylemesi sakıncalı değil mi? Alp Bey, bakın burada Bitcoin etkilenmiyor aslında. İnsanlar etkileniyor. Siz, ben, X kişisi, Y kişisi. Fed toplantısında faiz düşecek. Bakın zaten Fed açıklama yapmasına rağmen Aralık ayında ne kadar çok insanın faiz beklentisi var değil mi? SPX tarafı düştü. SPX tarafı düştü. Nasdaq tarafı düştü. Dow Jones tarafı düştü. Amerika borsaları düştü. Faiz artırımı ile ilgili. Bitcoin düştü. Şimdi bu noktada elimizde tuttuğumuz bu ürüne bizler sahip olduğumuz için bizden dolayı düşüyor. Bitcoin etkilenmiyor aslında. İnsanlar etkileniyor. Bu noktada benim biraz daha düşüncem şu yönde. Ben yeni bir gelecekte ki şu an çok net görüyoruz. Bakın bundan 2-3 sene önce, bundan 2-3 sene önce bu noktada Bitcoin yatırım yaparken bu kadar hacimli alımlar yoktu. Bu kadar güvenli borsalar yoktu. Bu kadar çok fazla yatırımcı yoktu. Şu an bakıyoruz, çok fazla yatırımcı var, çok fazla hacim var, çok fazla bir alış emirleri var veya satış emirleri var. Yani içeride çok fazla insan var. Ekosistem büyüyor. Kripto para ekosistemi büyüyor arkadaşlar. Bu noktada ben şunu düşünüyorum. Böyle büyüyen bir ekosistemde Metaverse'lerle beraber şirketler geliyor. Web3'lerle beraber şirketler gelecek. Discord gibi şirketler de Web3'ü araştırmaya başlamış. Bu noktada bu kadar büyüyen bir ekosistem varsa ve arzım çok sınırlı olan bir ürün varsa ben bu ürüne sahip olmak isterim. İnsanlar neden altın alıyor? Değerli olduğu için değil mi? Bitcoin'i değerli arkadaşlar.
Amacımız bu. Hocam uzun vadeli alımlarda her şekilde kazançlı oluruz ama maalesef sabırsızlık içimizde var. Söylemiş olduğunuz gibi öncelikle planınız nedir? Bunu düşünmemiz lazım. Kesinlikle öyle. Plan çok önemli arkadaşlar. Plan çok önemli. Hocam borsalarda Bitcoin ağzı tarihi düşüş noktasında şu an. Sadece yıldırım hareketi bunlar. Muhammed Bey, biz yaklaşık 4 aydır, 5 aydır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Son 3,5 senesinin, bakın son 3,5 senesi dip noktası. Yani Bitcoin arzı düşüyor. 3,5 senedir en son noktada tepe taklak düşüyor. Destir yazmış. Cevap vermeyeceğim artık. Gerçekten trollediğini düşünüyorum yani. Bu sorulara cevap vermeyeceğim. 1 milyon yani Bitcoin hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Bitcoin ürünü hiçbir coin'le kıyaslayamazsınız. Bitcoin bu ekosistemin yapı taşı. Lütfen biraz mantıklı soru soralım. Focus dergisi 2030'da 1 mil 200 bin dolar öngörüyor. İsa Bey katılıyorum. Çok değerli olacak. Şöyle bakalım. Aralık ayı güzel kapatma ihtimalimiz var mı? Olabilir. Hemen şuradan bakalım hemen aylık grafiğe. Aylık grafiğe bakalım arkadaşlar. Aylık grafik öncelikle kesinlikle şu bölgede kapanması gerekiyor. Kesinlikle 47.215'in üzerinde kapanması gerekiyor. Aralık ayı kesinlikle aşağısına kapanmaması gerekiyor. 47.215'in üstüne mumu kapatırsa ve bir önceki ATH seviyesi mum kapanışı 62 bin dolar olması lazım. 61.353 bu bölgeyi kırarsa yürür arkadaşlar. Bunu da Ocak'ta kırabileceğini düşünüyorum. Yani Ocak, Şubat gibi Bitcoin'de tekrar 60 bin doların üzerine konuşabileceğimizi düşünüyorum. Şu an baktığımız zaman Fibonacci, evet, 49.375 gözüküyor. Önemli bir seviye. Sonrası da 54.100 bölgesi. Evet. Hocam bu piyasada ne zaman düzelecek? Düşsün veya artsın. Artık sabit kalmadı. Sabır kalmadı. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi şu an dolar ve gram paritesi dışında. Şu an anormal bir durumlar oluyor. Şu an enflasyona karşı kar sandığınız nokta enflasyona karşı koruduğunuz para. Şimdi gram ve dolar dışında hangi ürünü aldığınız zaman, hangi ürünü aldığınız zaman böyle bir artış göreceksiniz arkadaşlar. Hangi ürünü aldığınız zaman böyle bir artış göreceksiniz. Yani göremezsiniz. Bundan dolayı sabırlı olun yani. Bırakın para içeride kalsın. Sabırlı olun. Eder. Ethereum takip eder. Bütün piyasa takip eder arkadaşlar. Evet. Burada Total Market, bakın Total Market'e bakın. Total Market'e bakın. Total Market'te de aynı. Benzer hareketler. Döngü hep aynı değil mi? Döngü hep aynı. Değişen bir şey yok. Aşağı kırarsa 2.05, 1.85, 2.05 trilyon doların aşağısına total market kırarsa 1.85 ve buranın kesin tutması lazım. Ve zaten muhtemelen 1.85 trilyon dolara gelirse Bitcoin 40 bin dolara gelmiş olur. Bu noktalarda tutmaya devam etmemiz gerekiyor. Buralardan dönmesi gerekiyor minimum. Ama hep benzer hareketler. RSI kısmına bakalım. Total markette RSI kısmına bakalım. Evet, RSI kısmı bakın uyumsuzluklarla dolu yani. Bitcoin ve Total Market Cap fiyat aşağı gidiyor. Olumlu, pozitif uyumsuzluk var. Nasıl Bitcoin'de pozitif bir uyumsuzluk var ise Total Market Cap'te de bir pozitif uyumsuzluk var. Destekler RSI'de yukarı giderken fiyatlandırmada destekler aşağı yönü gidiyor ve bir artış yani bir dönüş olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Bir dönüş olmaması gerekiyor. Fatih Bey yazmış. Vergi vermemek için böyle olduğu söylüyor. Yılbaşından sonra altcoin'ler gider inşallah. Vergiyle tam anlayamadım vergi alakası. Hocam 1980 yılında arsa almış. Dedem Bitcoin'den daha çok. Bakın biraz düşünce yapınızı değiştirmeniz lazım. Cümlenin başında şunu kullandım. Siz TL olarak kâr ettiğiniz noktada sadece enflasyona karşı paranızı koruyorsunuz. Sizin dolar yatırımınız çok fazla kar gözükse de sosyal yaşantınızda harcadığınız alım gücüyle aşağı yukarı aynı. Burada birim olarak TL'yi yani birim olarak doları arttırmak veya birim olarak altını arttırmak veya birim olarak Bitcoin arttırmak lazım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Böyle düşünün.
Hocam bu piyasanın bu denli sarsılacağını bilseydim tüm parayı ayçiçek yağına yatırırdım. Olabilir. Çok fazla konuşmak istemiyoruz ama tekrar söylüyorum. Bakın çok yanlış düşünüyorsunuz. Birim olarak neye yatırım yapıyorsanız onu arttırmayı düşünün. Kendi çevirip durmadan düşünmeyin. Yani Bitcoin'e baktığınız zaman şu an 790 bin TL'nin üstünde. Bakın. Şimdi size şöyle bir olay. Gene ekonomi anlamında şunu göstermek istiyorum ki bilinçli olun yani. Bilinçli olalım arkadaşlar. Bakın Bitcoin Türk lirası paritesi. Bakın 776 bin Türk lirasında değil mi? 776 bin Türk lirasında ve 6 yaş seviyesi günlükte 780 bin Türk lirası. Baktığımız zaman 6 yaş seviyesinde. Şimdi sizin yorumunuzda o zaman siz bir Bitcoin alsaydınız zararınız yoktu değil mi? Ama zarardasınız. Anlatmak istedim bu. Bu noktada şu ikiye bölelim. Bakın şimdi ikiye bölelim. Bu noktada bunu kovalamayın. Bunu kovalamayın. Bunu kovalayın arkadaşlar. Bu noktada bunu kovalayın. Bitcoin'e bir tane Bitcoin aldığınızı varsayın. Bakın bir tane Bitcoin aldığınızı varsayın. Bu noktada 46 bin dolarda mı aldın? Bu noktada bir tane Bitcoin var. Değerini boş verin. Bir tane Bitcoin var değil mi? Bir tane Bitcoin'in senin 880 bin TL'ye geldiğinde burada düşüş olsa sen kârda değilsin. Bitcoin miktarını arttırırsan kârdasın. Bu noktada değere bakma. Burada yukarı gidiyor, doların da artıyor. O zaman double mı kârdasın? Değilsin. Buna bakın. Lütfen. Bu noktada bakın asgari ücret 4200 TL oldu. Sevinen insanlar var. Sevinmeyin. Gerçekten sevinmeyin. Sevinmeyin arkadaşlar. Sevinecek bir durum yok. Bunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar anlamıyor yani. Bugün sabah da bir toplantıya girdim. Maalesef bazı düşünce yapısı değişik anlayamadığım noktalar var. 4200 TL %51 zam değil mi? Evet ama neden %50 zam? Bunu kimse sorgulamıyor. Devam edelim. Total 2'ye. Şimdi Total 2'ye baktığımız zaman Total 2'de de aynı durumlar. Şöyle Total 2'ye bakalım. Fibonacci çekelim bu noktada. Şöyle Fibonacci çekelim arkadaşlar günlükte. Bakın burada Fibonacci 1.22. Hatta şuradan çekelim. Şöyle çekelim günlükte. Evet. 1.28, 1.15. 1.15'in aşağısına mumu kabahattan 1 trilyon dolar gelir. Bu bandın aşağısına düşmemesi lazım. 1 trilyon doların aşağısına düşmemesi gerekiyor. Hocam kripto dünyası için Bitcoin bu dünyanın elması, Ethereum ise bu dünyanın altını diyebilir miyiz? Asıl merak ettiğim bu. İkinin arasında ne diyebilir? Bitcoin sistemin kendisi Ethereum işletimcisi diyebiliriz. Bu daha doğru. Evet. Evet, şöyle bakalım. Günlükte MACD'ye bakalım. Doğru. Günlükte MACD'ye bakmadık. Ethereum'a bakıp MACD'ye bakalım günlükte. Bakın arkadaşlar Ethereum haftalıkta güzel duruyor. Haftalıkta bir 3950'nin üzerinde tekrar bir kapanış yapması lazım haftalıkta. Yaparsa vuracak artık yani. Burada defalarca deniyor. Burada defalarca deniyor. Günlüğe bakalım. Günlükte neler var? Günlükte baktığımız zaman şu kanala tekrar girmesi gerekiyor. Günlükte şu kanala tekrar girmesi lazım. Direnç neresi? 3980. Bu noktada 3980'in üstünde mumu kapatarsa dönür. Döner yani. 3600 bandı bir destek ve şu nokta 3200-3300 bandı bir destek. Şöyle Fibonacci alalım. Buraya koyduğumuz zaman 3661 destek, aşağısına mum kapanış 3200. 3600 ve 3200 kademeli denenebilir. En son 2900-2800 bandı. Evet, mesela Ahmet'in yazdığı, moderatör arkadaşımız yazdı. Milyarder Ray Dalio, kripto paraya ATM'dir demiş. Olabilir, mantıklı. Evet, şöyle bakalım. Şöyle yorumlara bakıyorum. Yani çok fazla dolar hakkında yorum yapmıyoruz. Bitcoin'e alım şöyle günlüğe bakalım Bitcoin'de. Bir günlüğe bakıp şuna bakalım arkadaşlar.
Mehdi ne durumda? Mehdi'ye bakalım. Mehdi ne durumda? Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldin. Yayınımızı şu an 620 kişi izliyor. 227 beyni var. 600 kişi izlerken bir 400-500 beyni görmek isterim. Lütfen eğer yayınları beğeniyorsanız abone olup beğeni butona basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Bakın bu noktada günlükte hala izliyoruz. Bakın hala bir bu noktada alt sinyali gelmedi. Günlükte bu alt sinyali gelirse yukarı vururuz. Günlükte alt sinyali gelmesi lazım. Mavi turuncu kesmesi gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Bu noktada MACD'nin alt sinyali vermesi gerekiyor. Bitcoin düşerken bazı coinlerin yükselmesi normal mi? Normal. Kafa kaldırabilirler. Bu coinlere iyi bakın. O coinler muhtemelen gidecek. 40 bin altına ayı der miyiz? 37 bin dolar altına falan diyebiliriz. Yani bu noktada nereye kadar gidebileceği nokta önemli. Şu noktada Bitcoin Ethereum düşmesini bekleyen insanın tek amacı düşük fiyattan almak. Evet doğru. Evet. Haftalıkta MACD RSI'ye bakalım. Oraya bakmadık. Haftalıkta da MACD RSI'ye bakalım. Bu noktada MACD. MACD sattı. Bu sıkıntı zaten. RSI'da şöyle bir olay var ama. Bakın RSI'da şöyle bir olay var. Bu noktada şunu konuşuyorduk. Uyumsuzluğu. Burada baktığımız zaman arkadaşlar burada da uyumsuzluk var. Burada da uyumsuzluk var. Yani buradan dönmesi lazım artık. Şöyle bakalım. Hadize altcoin'e yorum yapmıyorum. Bitcoin konuşuyoruz arkadaşlar. Şu an altcoin bakmıyoruz. O yüzden yorum yapmıyorum. Çok fazla altcoin bakmıyoruz. Sadece manada mıydı? Kırılım neredeydi? Kırılım olan coin'leri söyleyebilirsiniz. 4 saatlik nerede kırılmıştı? Bakalım kırılım var mı? Şu noktada bir kırılım var sanki demiştiler. Bakalım hemen. Zaten bizim izleme listemizde evet buradaki kırılım gelmiş çok net. Manada kırılım gelmiş arkadaşlar. Şu an için 3.38'de. Mesela bu kırılıma bakın 4 saatte. Burada bir retest gelirse 3 dolar 10 sent destek. 3 dolar 10 sent destek. Şuradan aldığımız zaman. Evet. Bakın direnci neresi? Direnci arkadaşlar 3.40, direnci 3.40, 3.40'ı kırarsa 3.53 ve 3.70'e gider. 3.40'ı kıramazsa 3.30 bir alım noktası olabilir. Stop loss 3.30. Çünkü daha önce de çok fazla dirençmiş. Yani buradan bir retest gelirse düşen trend değil 3.30'a gelebilir. Buradan tekrar vurabilir. 3.30 önemli. Evet, şöyle bakalım. Hissediyorum lan hocam. Bu gece son bir patlama pozisyonu gelecek. Valla gelsin. Nereye patlayacağını bilmiyoruz. Şimdi long short'a bakalım arkadaşlar. Long short'çulara bakalım bir de. Long short'çular ne yapıyor? Long short'çulara da bakalım. Hocam dolar 7 olursa biz çöker miyiz? Neden çökelim arkadaşlar? Güçleniriz. Neden çökelim? Güçleniriz. Bomba gibi olur. Çok zor ama. Bitfinex'e bak. Arkadaşlar son 5 dakikada Bitfinex'e bakar mısınız? %97 short nedir ya? Bitfinex'e bak. İçeriden bilgi mi oluyor Bitfinex? Ne diyorsunuz? Böyle bir ihtimal var mı? Son 5 dakikada %97 Bitfinex'te short açılmış. Bu şaka mı? Bu şaka mı arkadaşlar? %95. Ne oluyor Bitfinex'e ne oluyor? İçeriden bilgi mi oluyor? %95 short. Bu nedir? %50 kafa kafaya, shortlar kafa kafaya, DYDX borsasının, DEX borsasında bir %58, bir %58 short pozisyonu var. Bitget'te %48, Bitfrex 93'e düştü şu an. Bu noktada %50 Kraken, Deribit %60, Deribit borsası da balinaların çok fazla olduğu bir borsa. Deribit %60 short, FTX 52 short, Huobi 58, OKEX 45, Bybit 56 ve Binance 48. Bu noktada 5 dakikalıkta Bitfinex çok garip duruyor. 15 dakikada bakalım. 15 dakikalıkta da Kraken long'ta. Bakın bu da çok ilginç. Nasıl 5 dakikalıkta %90 üzerinde Bitfinex'te short açılmışsa 15 dakikalıkta da %70 Kraken long açmış. Bu nedir yani?
Değil mi? Baktığımız zaman bu nedir? İnanılmaz bir. Bir de Bybit'te de öyle. 15 dakikalıkta %68. Bybit long. İnsanlar long pozisyonu da açıyor, short pozisyonu da açıyor. 5 dakikada tekrar bakalım. Yani bu Bitfinex çok ilginç. Bu kadar short girmesi Bitfinex'e. 30 dakikalığa bakalım. 30 dakikalıkta Bybit %64. Kraken %63. Ciddi rakamlar. Bu değil mi? Baktığımız zaman bu riskli dönemde çok ciddi rakamlar. Bakalım 1 saatliğe. 1 saatlik ne diyor? 1 saatlikte Kraken'de %56. Kraken long'u vurmuş. Kraken diyor ki ya batıracağız ya batıracağız. Buradan long patlarsa, yukarı patlarsa Kraken zengin oldu. Ne diyorsunuz? Direkt Kraken zengin olur. Bayağı long pozisyon açılmış. Son 24 saate bakalım. 24 saat içerisinde %51 ortalama shortçular. Shortçular çok net. Bunu söyleyeyim. %51 çok net bir şekilde shortçular bekliyor. Evet, onun dışında şöyle bakalım. Likidin işine bakalım. Likit olan 4,6 milyon 98 Bitcoin. Daha çok fazla likit olmamış. Bunu söyleyeyim. Bir likit olma operasyonu gelecektir. Bakın Bitcoin likidine bakın. 98 Bitcoin likiti olmuş. Bu nedir? 98 Bitcoin likiti. 301 Ethereum 6,66 bin Luna. Luna'da da biraz paketlenme olmuş. Bu noktada Luna biraz gitmiş arkadaşlar. 950 IBAR. MANA'da gitmiş. GAL'a gidenler olmuş. MATIC'te gidenler olmuş. YFI'de gidenler olmuş. Yani bu noktada biraz sıkıntı. Şöyle baktığımız zaman genel piyasada %84 long likidi gelmiş. Longçular patlanmış. %74 long, şöyle genel piyasada %79 longçular patlamış arkadaşlar. Bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte de %84 patlamış yani. Son bir saatte %84 long işlemi patlamış. 4 saatliğe baktığımız zaman 4 saatte de toplam %79 long pozisyonu patlamış. Şimdi shortçuları patlatalım değil mi? Baktığımız zaman şimdi shortçuları patlatalım. Evet. Yapılabilir Ahmet Bey. Siz sevdiniz mi? Şimdi ben yapabilirim derim ama sizin önemli olan sizin düşünmeniz arkadaşlar. Sizin düşünmeniz yani pancake seviyor musunuz? Bu borsaya ilgi duyuyor musunuz? Ya yani bu noktada bunu düşünmeniz lazım. Eğer projeyi seviyorsanız, Kekin ileride daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorsanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar Elon Musk'ın bu borsadan kazanabileceği bir paraya ihtiyacı yok. Adam nelerle uğraşıyor. Tam kek pancake coin'i olduğu için. Çok anormal %95. Bitfinex uçmuş arkadaşlar. Bitfinex piyasayı batıracak. Direkt shortlamış yani. Bütün borsa shortlamış. Bir hareketin gelmesi lazım. Bitfinex'i batırmamız lazım yani. Buradan bir tepki gelirse Bitfinex batar. %95. FTM Dobo var. Bakalım. Böyle gördüğünüz şeyleri yazın bakalım arkadaşlar. FTM'de OBO varmış. Bakalım OBO var mı? 4 saatte mi OBO var? Günlükte mi OBO var? 4 saatte mi OBO var? Nerede OBO var? 40 bin dolar Turgay Bey. 53 bin dolar kırılırsa 53 bin dolar ya da 40 bin dolar stoplu. Son karar sizde tabii. 4 saatte bir şey yok. Günlüğe bakalım. Günlükte de bir şey yok. Gelmiş zaten. Burada varmış. Günlükte burada OBO varmış. 4 saatte herhangi bir obo gözükmüyor şu an için. Burada bir obo gözükmüyor. Burada bir tobo var arkadaşlar. Bakın burada bir tobo var. Obo değil tobo var. Burada bir tobo var. FTM 1.54'ü kırarsa FTM 1.54'ü kırarsa 1.80'e yolculuk başlar. Ne kadar? %15. Değerlendirebilirsiniz. Stoplu. 1.54'ün üstüne mumu kapattı. RTS tuttu. 1.80'e gelir. Burada bir topo var. Sol omuz baş sağ omuzu yapmış. Evet Bitcoin'e bakalım. Bal vurdu. Bal vurdu. Elimizde olan bir coin. Evet şöyle 4 saatliğe bakalım tekrardan. Şimdi kapanışta herhangi bir sıkıntı yok. Ne olumlu ne olumsuz arkadaşlar. Belirsizlik devam ediyor. Bakın Bitcoin'deki belirsizlik devam ediyor. Burada şöyle çizelim. Belirsizlik devam ediyor. Yani bu noktada destek direnç arasında gidip gelen bir Bitcoin var.
Kıralım nereye olacaksa oraya doğru bir hareket alacağız. Burada aşağı kırılırsa arkadaşlar alım yapmak isteriz baktığımız zaman. Şöyle baktığımız zaman şu bantlarda alım yapmak isteriz. 40 bin dolar. Bunu izleyeceğiz. Başka izleyecek bir şey yok Bitcoin'de. Bunu izleyeceğiz. Evet. Kapanış olumlu ve olumsuz değil. Kanalın içerisinde aşağı kırarsa 40 bin dolara gideriz. Direnci kırarsak 53 bin dolara gideriz. Bakın kısa vade yatırım tavsiyesi değildir. Eğer bir pozisyona girmek istiyorsanız al kaç yani vur kaç. Girdin çıktın. 1 saatlik 15 dakikalık 20 dakikalık olaylar. Aşağı kırdı. 45.400 bandının aşağısına kırdı. Aşağı bir hareket gelme potansiyeli. Ve yukarı kırdı. 50 bin 53 bin dolara gelme potansiyeli var. Kırılıma bakın. Evet. Genel anlamda böyle arkadaşlar. Ben giriyorum. Binance'de bir sorun yok arkadaşlar. Binance'de bir sorun yok. Genel olarak Bitcoin'e baktık. Genel anlamda inceledik. Haftalık modülü paylaştım. Bu modüle bakın aklımızda olsun arkadaşlar. Modül kesinlikle aklımızda olsun. Kendi çizim. Bu noktada top noktası neresi olduğunu biliyoruz. Dip noktasının neresi olduğunu biliyoruz. Bu noktada haftalık kapanış. Bakın haftalık kapanışta bu noktada 41 bin dolar diyor. Yani en kötü senaryo 41 bin dolar. Bu da en kötüsü. Buraya gelir vurur. Neden olmasın? Şöyle bir şey yapma ihtimali yok mu? Şöyle bir şey yapma ihtimali yok mu arkadaşlar? 90 bin dolara. Değil mi? Böyle bir şey de gelebilir yani. ABC de gelemez. Buradan gelir. Şuradan direkt vurduğunu düşün. Gayet güzel. 90 bin dolar. Gayet güzel yani. Saatlikte direnci kırmış gözüküyor. Bakalım Bitcoin saatlikte direnci 4 saatlik kırsa daha iyi. Hayır. Direnci kırmış gözükmüyor. Direncin aşağısında. Olur. 53 bin dolar üstünde kırdı, yataya bağladı. Bu noktada olur arkadaşlar. Bu noktada olur. Altcoin'lerde olur. Dominans'a bakmadık. Her şeye baktık. Dominans'a bakmadık. Dominans'a da bakalım. Bakın Dominans'ta şöyle bir durum var. Çöken bir nokta. Bir fake alt mı geldi acaba? Altcoin rallisi mi geliyor? Bunu da incelememiz lazım. Burayı çizmiştik ve burayı çizmiştik. Çizdiğimiz noktalar devam ediyor. Şu an Dominans günlük kapanışı 40.58, 40.50'nin aşağısını yaparsa düşüş devam eder. İncelediğimiz noktalar arasında 39-60 bölgesi var. Bakın. Buranın aşağısına şimdi böyle bir düşüş varken şuna bakacağız. Neye bakacağız? Ya düşen trend kırılacak, retest uzay ya da burada 39-64 kırılacak, retest dirençle tutmayacak ve aşağı bir çöküş gelecek. Bu dominansta benzer olaylar. RSI kısmına bakalım. Bakın bu noktada da RSI'de de bir retest var. Burada retest kırılmış gibi gözüküyor neredeyse. Burada da aynısı olmuş mu? Buna bakalım. Bakın burada da aynısı olmuş. Burada retest yapmamış bile. Evet, burada retest yapmamış bile. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir olay var arkadaşlar. Baktığımız zaman düşen bir trend kırılıp retest aşağı inmemiz lazım. 34.56. Manaya yüklü girmedim. Sadece kırılım var. Kırılıma baktık arkadaşlar. Manaya girmedim. Sola bakalım. Solda çanak varsa bakarız. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Barlas Bey. 640 kişi yayını izliyor. Analize devam ederken tekrar bir hatırlatma yapalım. Sizden ricamız eğer yayınları beğeniyorsanız beğeni butona basıp abone olmanızı isterim. Hem daha fazla kişiye erişim sağlamak adına hem de bana motivasyon sağlamak adına. Teşekkürler arkadaşlar. Evet Sezgin Bey bunu anlattık 19 Aralık. Bakın bunu anlattık 19 Aralık'ın önemini anlattık. Bakacağım bir sola bakayım. Çanak günlükte mi? Şöyle bakalım soluna. Burada değil 4 saatte var mı çanak? Burada daha çanak var mı? Şu bölge mi? Burası bir fincan kulübü mü? Şu noktada baktığımız zaman tam çok güzel gelmiyor. Burası 187 kırılırsa ama 200'e gider. Bakın çok güzel değil. Ama şunu söyleyebilirim direkt.
Şu bölge kırılırsa, 187 kırılırsa 210'a doğru bir hareket görebiliriz. Güzel duruyor şu an. Evet. Bakalım Santa. Santa bir kırılım var mı? Santa da kırılım varsa deneyelim. 4 saatte mi kırılım? Burada kırılım gelmiş Santa. Santa kırılım gelmiş arkadaşlar. Bakın Santa alım yerine geliyor. Stoplu deneyebilirsiniz. Bakın piyasa riskli. Bunu söyleyeyim. Piyasa riskli. Şimdi Bitcoin'de kritik noktalardayız. Bitcoin buradan aşağı çökerse buradaki formasyonların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Çökeriz. Direkt çökebileceğimiz için arkadaşlar, direkt çökebileceğimiz için olay şu. Stoplu riskimiz. Yani %5 zararı göze alabiliyorsan yani. Bakın %5 zararı göze alabiliyorsan. 4 saatte düşen trend kırılmış. Büyüttüm. Şu an destek neresi arkadaşlar? Destek noktası 4.97, 5 dolar. 5 dolarda bir destek var. 4.97, 5 dolarda bir destek var. Şimdi 5 dolarda bir stoplu alım yapılabilir. 5 dolar. Yeşil yapalım burayı. 5 dolarda bir stoplu alım yapılabilir. Baktığımız zaman. Şurada düşen trend güzel kırılmış yani. Stoplu denenebilir mi? Bitcoin'e bağlı. Denenebilir. Bu noktada Fibonacci'ye bakalım. Yani 5 dolar 17 sent. Bakın 5.17 kıramamış Fibonacci direncini. 5.17'yi kıramamış. 5 dolar 0.3. 5 dolar bandı. Çok önemli bir nokta. Aşağı mum kapatırsa 4.89'lar gelebilir. Şimdi bu noktada 4.89 gelebilir. Stopsuz hareket etmiyoruz. Ama 5.17'yi kırarsa da 5.36 ve 5.62 hedefler. Güzel duruyor. Bu noktada güzel duruyor arkadaşlar. 5 dolar stoplu. İki tepe hazırlanıyor. Nerede bunun tepesi? Çanak gelir buradan yürür gider. 8 dolara gelirse yürür gider. Akümül oluyor gibi sanki arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Sant çok sağlam duruyor 4 saatte. Evet Sant'ı. Şöyle Sant'a ekleyelim buraya. İzleme listesine Sant'ı ekleyelim. Bu arada izleme listesine baktığımız zaman arkadaşlar 3 tane kırmızımız var. En güvendiğimiz nokta. Evet, Santa güzel. Gayet güzel. Bu noktada Santa 5 dolardan değerlendirebiliriz. Son karar sizde tabii ki. Yatırım tavsiyesi değil. Shiba Meta gözlüklerin satışı için sözleşme yapmış. Dün öyle bir haber varmış. Kubilay Bey, Shiba için 1000. haber. Belki de 1 milyoncu haber. Ben artık Shiba ile ilgili hiçbir habere inanmıyorum. Ürün evime gelene kadar da inanmayacağım. Mesela ileride şimdi bu gözlük ciddi mi, resmi mi bilmiyoruz ama bence resmi değildir. Bilmeden konuşuyorum şu an için. Bu gözlük resmi olsa bile siparişi veririm, evime gelir, öyle yaparım. İnanmam. Evet. Arap Bey daha bitmedi. Birkaç tane noktada takıldım. Bugün zaten sabah yayın yapmadık biliyorsunuz. Toplantıların falan vardı. Çok yoğun bir gündü. Teta'ya bakacağız. Aklımızda. Daha alım yapmadık Teta'da. Evet. Yani Sam çok hoşuma gitti. Bu grafik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu inceleyin. Evet. Bu arada Refik Anadolu isimli Türk sanatçımız 300 Ethereum bir satış gerçekleşmiş. NFT piyasasına akıyor. NFT piyasası hype içerisinde değil mi? Baktığımız zaman NFT gidiyor. Ben bu işi yapıyorum. Ne iş yapıyorum? Bu işi yapıyorum yani. Gerçi doğru haber olmadı gerçekten. Bir tane daha coin'e bakacaktık. Hangi coin'e bakacaktık? Kırılım. Mana'ya baktık. Kırılım var mı Mana'da? Bir kırılım. Bir Avax'a bakalım aynı zamanda. Avax'ı da çok konuşmuştuk. Avax'a bakalım. Avax gerçekten şuradan sonra vurdu arkadaşlar. Avax buradan sonra vurdu yani. Dikkat etmeli izlediğimiz noktada vurdu. Ve RTS'te çok güzel geldi yani. Bu noktada RTS'te çok çok güzel geldi. Avax ekosistemi çok güçlü. Çok güçlü. Bu gidebilir mi daha? Buna bakmak gerekiyor. Daha gidebilir mi? 116 dolardan sonra bakın 116 dolardan sonra gidebilir yani. Neden gitmesin? Bu gidecek gibi duruyor.
Çok güzel duruyor Avax. RTS'in nerede? 100 dolar. 100 dolar bölgesi. Şu bölgene. RTS bölgesi burası. Taka bakarız Ahmet tabii ki. Bursa'da mı yazmış? Beyefendi Şiba Bey. Kırılım var mı? Kırılım varsa bakıyorum. Barış daha belli değil. Beşiktaş zaten kanayan yaramız. Hatırlatmasaydım. Borsalar kötü giderken Beşiktaş iyi gidiyordu. Şimdi herkes kötü gidiyor. Bakın dikdörtgen bandımıza ne kadar güzel tutunmuş. Dikdörtgen bandında çok güzel tutunmuş tak. Bu noktada aslında daha vurmuş. Aşağı vurmuş. Nereden? 60'tan direkt buraya vurmuş. Şunun bu hareketlerini sevmiyorum. Yani. Bunu yapmasa akümül olup birden vursa daha güzel olacak. Burada bir düşeni mi kırmış? Sanki buradan dak da bir düşeni kırmış ki bu hareket gelmiş değil mi? Normalde yoksa nasıl gelecek bu hareket? Evet burada kırılım gelmiş. Kırılım geldikten sonra RTS'de dikdörtgende olmuş. Tekrar burada 60 bandına düşebilir. Çok fazla Mert Bey ön satışa girmiyorum. Ben daha çok değerli varlıklara yatırım yapmak istiyorum. Yani bu noktada Bitcoin, Ethereum'a yüklü paralara giriyorum. Portföyüm daha çoğu Bitcoin ve Ethereum'da. Evet. Girilir. Ayçiçek yanına girilir. Şöyle bakalım. Ercan Bey, Yalsın sen kriptoyu bırakıp diplomat oldu yani. Adam başka bir kariyer peşine koşuyor. Tron devam eder. Tron'da bir sıkıntı olmaz. Evet, şöyle bakalım. Olabilir, tekrar gelebilir. Bakın, alarm kurun, uyanın arkadaşlar. Alarm kurup uyanın 4 saatte Bitcoin'e. Yani burada aşağı vurursa, tablo bu. Buradan aşağı vurursa stop olacaksın, düşecek. Turgay Bey, NFT olarak mavi tıkta projeleri bakın. Burada biraz daha sanattan anlamanız yani sizin zevkinize bağlı. İleride böyle çok fazla pump yapacak bir proje görürseniz alabilirsiniz. Nadir almalara bakalım. ENS'ye bakalım. ENS de güzel bir ürün. Bakalım ENS'ye. Şöyle baktığımız zaman ENS aslında şu an alım bölgesinde mi? Buna bakmak gerekiyor. ENS alım bölgesinde mi? Şu an alım bölgesinde değil gibi. Yani burada 40 ve 37 bantları alım noktası. 40 ve 37. Bu noktada 40 ve 37 bantlarına gelirse denenebilir. Bakın burada gelmiş alanlar kârda. Burada gelmiş alanlar kârda. Tekrar bu banda gelirse denenebilir. 40-37. Murat Bey beklemenizi öneriyorum. Risk var. Yani Bitcoin'de 40 bin dolara düşme riski var. Düşerse düşer. Hepsi düşer. 53 bin dolar kırılırsa üstüne tutunursak alım yapacağız ya da 40 bin dolardan. Evet. Piyasa yapıcıları var arkadaşlar. Bakın şimdi Bitcoin bağımsız yürümüyor altcoin'ler. Altcoin'ler şimdi Bitcoin yürüyor. Bitcoin'den kar alınıyor. Altcoin'lere giriliyor. Döngü bu. Altcoin'den çıkılıp Bitcoin'e giriliyor. Döngü. Döngüyü tamamlaması lazım. Bakalım tabii. Holochain'e bakalım. Holochain'e bakalım. Holochain düşen trendte maalesef. Düşmeye devam ediyor. Çok yukarıda kaldı arkadaşlar. Destek kıvamı bakalım. Şu an zararımız var mı? Var. Bu nokta destek noktası mı? 70 bandı bir destek bandı. Eğer 70 bandının aşağısına mumu kapatırsa 64 bandı ve sonra da en dip noktası. Yani şöyle yapın arkadaşlar. Bana soracak olursanız benim kendi fikrim yatırım tavsiyesi değildir. Bu noktada Holochain'in projesini beğendiniz mi? Almak mı istiyorsunuz? %15 ana paranızın 70 bandı, %30, 64 bandı ve geri kalan paranıza da %43 bandının alınması lazım. Yani kademeli alım yapın. Tek noktadan bütün parayı yığmayın. Evet. Şöyle bakalım. Tüm coinlerin sistemi otomatik mi bağlı? Satış olunca diğerleri düşüyor mu? Hayır, otomatik falan bağlı değil. Alpaca'ya bakalım. Alice'a bakalım. Onaylanmış hesap. Mavi tık derken onaylanmış hesap. Yani burada benim sattığımı değil de bu işi yapan. Bu işi yapanlardan alın. Dolandırma olayları olmaz. Alpaca ne olmuş arkadaşlar? Böyle alpaca çökmüş. Şimdi bu alpaca çökmüş arkadaşlar.
Bu alfacı çöktüğü için düşen trende devam etmeniz lazım yani. Burada 70 bandı kırılana kadar düşer bu. Daralma da var açıkçası. Daralma da var sanki. Değil mi? Baktığımız zaman daralma da var. Bakalım. Yukarı patlayacak mı? Bakın alfacı da çöküyor. Aşağı patlarsa stop olması lazım. Aşağı patlarsa stop olmamız lazım. Burayı kırarsa çok büyük bir yüzdesel artış gelir. İki katını yakalayabilirsiniz. Evet. Şöyle bakalım. Reef'in projesi güzel, doğru. DYDX'e bakalım. DYDX'e bakalım. DYDX'e baktığım zaman burada da bir çöken grafik var arkadaşlar. Bakın burada da bir çöken grafik var. Direnç bölgesi neresi? 11 dolar 38. Yani burada kırılımı beklemek daha mantıklı. Kırarsa vurur. Kırarsa vurur. Onun dışında burada bir hareket gelmiş ve dönmüş. Bu destek önemli destek. Burada düşen trendi kırması lazım. Link aldı kırdılar mı bize? Yatırım amaçlı alıyoruz linki. Evet. Mesela link alımı yaptım. Linkte alım bölgemi ben tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şu an zararda mıyız, kârda mıyız bakalım. Şu an mesela zarardayız. Herhangi bir sıkıntı yok. 20 dolar bandından aldık arkadaşlar. 20 dolar bandından aldık. Şimdi bir dahaki alış noktam neresi? 15 bandı. Şu bant hatta. 17 bandı. Ve sonra da arkadaşlar şu bant. 13 bandı. Bu noktalardan almak isterim. Düştükçe. İlk 20 noktasını aldım. Şimdi 17-15'ten tekrar alacağım şu banttan. İlk aldığım yer burası. İkincisi burası olacak. Üçüncü burası olacak. Link güzel. GRT'ye bakalım. GRT de güzel duruyor VIP 3 için. VIP 3'lere bakalım. Şöyle baktığım zaman 60 bandında GRT. Ya yani bu noktada çok alım noktası gibi duruyor. GRT'de 50-47 bandı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. 52-47 bandı. GRT buraya doğru gider mi acaba? Giderse alım yapılabilir değil mi? Casper. Casper'da biraz hacim düşük. VP3 bakalım. Casper'da biraz hacim düşük. Şöyle baktığımız zaman Casper'a yani kırmızı nokta dip seviyesine zaten yakalamışız bir kere. Şu an bir destek konumu 11 bandı ama çok da böyle düşerse gelebilecek noktalar 97 ve sonra dip noktası. Çok böyle aman aman güzel durmuyor. Aman aman bir güzel durmuyor. Sıkıntılı duruyor yani. Düşen trendine bakalım bunun. Evet bunun düşen trend direnci 13. 14 kırdan yukarı patlar. Direnci kırması lazım. GRT güzel duruyor. Böyle bakalım. TETA'ya bakalım. Bakın TETA'yı projesini şu an hala araştırıyorum. TETA'ya yatırım yapabilirim. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. VIP 3 coinler arasında yer alıyor. Ve sıfırladım grafiği. 4 dolarda. Bunun zaten dip olabilecek seviyesi 3.52. Şu an TETA kademeli alım noktasında. Yani bakın yatırım amaçlı. Burada aldım. Yarın öbür gün satmak için değil. 4 dolardan alırsın. Kademeli. 5, 3.50'den alırsın. Bu bölge zaten en dip noktası. 1.68. Buraya geleceğini düşünmeyiz. Yani TETA değerlendirebilir. RSI kısmına bakalım 4 saatte. Evet gayet güzel. Güzel duruyor TETA grafiği. 3.52. 4 dolardı şu an. Yani yatırım yapmak istediğim coinler arasında yer alıyor TETA. Zaten şunu hiç kimse istemez. Şunu kimse istemez. Böyle bir şey gelirse çöker bu. Sıfır mı görecek değil mi? NT ve MATI'ye bakalım. MATI'ye haftalıkta bakalım. MATIK haftalıkta çok net duruyor. Bakın öncelikle MATIK'te şöyle bir olay var. Şunu büyüttüğümüz zaman arkadaşlar MATIK'te bakın böyle bir dikdörtgen olayımız var. Ve bu dikdörtgen çok net çalışıyor. Kırıyor, RTS vuruyor. Şimdi sıfırladım grafiği. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafik daha şahane duruyor. Şöyle baktığımız zaman haftalık grafiğe. Bakın arkadaşlar. Matik haftalık grafikte yükselen trend devam ediyor.
Ve bu noktada yukarıda şurayı beyaz yapalım tekrar. Yani burada bilmiyorum bir parabolik yükseliş, bakın hedef şöyle bir şey. Buna bağlı işlem açmayın. 3.13 falan. Hedef burası gözüküyor. Matik çok güzel duruyor. Bunu söyleyeyim. Şu an alım noktası mı? Değil. Desteği beklemek lazım ama Matik de sanki bir 3 doları görecek gibi duruyor. Matik 3 doları görürse güzel. Bitcoin'i veriyorlar Tolga Bey. YRT'yi vermediler. Ona bakamadık daha. Evet. Şöyle baktığımız zaman XRP'ye bakalım. XRP kırmış diyorlar. XRP'ye bakalım. Sonra da yavaş yavaş yayını kapatalım arkadaşlar. XRP 4 saatte düşeni kırmış diyorlar. Bakalım hemen düşen trende kırmış mı? Kırmış. Evet, XRP'de kırılım gelmiş değil mi? Evet, gelmiş. Şimdi bu noktada destek bölümümüz neresi? 80 sent. 80 sent bölümü ve direncimiz şurası. 83 kırılamamış yani, çok böyle sıkışmış bu noktada. Şu nokta destek denenebilir, stoplu. 80 bandı stoplu denenebilir. 83 kırarsa yukarı yönü vurur 4 saatte. 85-26'ya gidebilir. Güzel duruyor. Kırılım gelmiş. Evet arkadaşlar, genel anlamda Bitcoin'e baktık, haberlere baktık ve haftalık modülümüzden bahsettik. Bu modülü lütfen kulak verin. Bu modülün gelme ihtimali var. Buna lütfen kulak verin. Çizdik, uğraştık. Bu noktada umarım 19 Aralık'tan sonra Bitcoin yavaş yavaş yükseliş trendine girer. Ocak'tan sonra Bitcoin yükseliş başlar. Yarın kapanış çok önemli. Yarın tekrar detaylı her şeyi konuşacağız. Bu noktada her zaman arkadaşlar yazdığınız coinlere de bakıyorum. Ama daha çok Bitcoin üzerinde durmamız gerekiyor. Abone olup beğeni butona basarsanız beni mutlu edersiniz ve motivasyon kaynağı sağlarsınız. Daha fazla kişilere erişim sağlamamıza yardımcı olursunuz. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Yarın sabah 10.30'da tekrar yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler diyorum arkadaşlar.